Evet arkadaşlar, FB601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin 5. modülünü konuşacağız bugün. Bu modülde biraz daha konuya sistemsel açıdan bakmaya çalışacağız. 4 temel soruya cevap arayacağız. Ancak şunu hemen belirteyim, bu slaytların bir kısmı ilk soruya, bir kısmı ikinci soruya değil de bu slaytlar genel olarak bu 4 sorunun cevabını arayacak şekilde tartışalım diye hazırladım. Bir durumumuz nedir? Durumumuz derken yani bizim Türkiye'deki akademik sistemin durumu nedir? İki, insan kaynağımız nedir? Üç, şimdiye kadar ne yaptık? Dört, bundan sonra ne yapmak gerekli sorularına cevap arayacağız arkadaşlar. Bu dördünü birlikte tartışacağız. Yani göstereceğimiz slaytlarda. Dördünü birlikte tartışacağız. Bir de iki kaynak var. Bu iki kaynağı da yeri geldikçe göstereceğim. Onlardan bazı alıntılar yaparak konuyu anlatmaya çalışacağım. İki bin on dört yılı itibariyle yayınlanmış bir resim. 1901-2013 arasında alınmış Nobel ödüllerini gösteriyor. Tabii burada bazı ülkeleri görüyoruz ve bazı konular işte fizyoloji ve tıp, fizik, kimya, edebiyat, barış ödülü, ekonomi bilimleri. Kimlere verilmiş, hangi ülkelere verilmiş? Bunların dağılımlarını görüyoruz. Yani bazı ülkelerin bu konuda çok başarılı olduğunu söylemek mümkün bu resme bakınca. Bir de Others diye bir yer var burada. Tabii burada da birçok başka ülkelerin de olduğunu bilmekte yarar var. Bu güzel bir slide. Buraya baktığınız zaman epey eğlenceli şeyler görüyorum. Yani hangi elementin nerede çok bulunduğu, nerede kullanıldığına dair bir çizim yapılmış. Çok güzel, eğlenceli bir sayfa burası. Yani bayağı insanın dakikalarca bakası geliyor ama şu o kadar değil. Bu bizim için, benim açımdan biraz hüzünlü. Yani burada Türk bayrağını görmek istiyorum ama görmüyorum. İngilizler 23 elementi bulmuş. İsveç 19, Alman 19, Amerika 17, Fransa 17 diye gidiyor. Bu en dipte İtalya, Romanya vesaire var. Yani bu benim açımdan deminki gösterdiğim bu Nobel ödüllerinin gittiği yerler, elementlerin bulunduğu yerler. Bir sonraki slayta geçiyorum. Bu ülkeleri işaretledim şu mavi oklarla. Bunlar da nedir? Burada gördüğümüz patent başvurularındaki en üst 50 ülke. Yani bir korelasyon var arasında bu elementleri bulanlarla. İşte Rusya şurada, biz de 24. sıradayız. 594 patent başvurusu olmuş 2020 yılında. Artı %26,1 oranında artış var. İyi ama yetmez. Bunların çok artması lazım. Fakat şuradaki korelasyona da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani 594 patent başvurusunda siz bulunuyorsunuz. Bize nüfusça benzeyen Almanya 25.594, 954 patent başvurusunda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri 44.293 başvuruda bulunuyor. Yani bunların hepsini bir arada görmek lazım. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda biz Kore ile aynı yerlerdeydik diye söylenir. Hep Kore'yi görebiliyor muyuz? Kore şurası olmalı. Tabii Kuzey Kore ile ilgili burada bilgi olabileceğine ihtimal vermiyorum. Kore, bakın 9106 patent. İşte bu bunlar önemli göstergeler. Bunlara dikkat edelim. Küçük bir ülke, yüz ölçümü olarak küçük bir ülke denir. Hollanda 6375 patent gibi bazı gözlemlerde bulunuyorum. Yani bizim bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim bilim alanında bulunduğumuz pozisyonu iyileştirmemiz gerekiyor. Burası çok net. Tabii hepimiz, ben de, bizler öğretim üyesi olarak yayınlar yapıyoruz. Bu yayınlara başka insanlar acaba okuyarak bu yayınları başka insanlar okuyorlar mı? Kendi yayınlarında bunlara referans veriyorlar mı? Bu önemli. Ben bir yayınladığımda, bir eser yayınladığımda, bir başka kişi de benim eserimden yola çıkarak onun üzerine bir taş da o koymuşsa benden bahsediyor. Buna atıf deniyor arkadaşlar. Şimdi atıf meselesi çok önemli. Yaptığınız işin başkaları tarafından ne kadar
önemsendiğinin, ne kadar dikkate alındığının, ne kadar değerli bulunduğunun bir ölçüsü. Bir ölçüsü, bakın tek ölçüsü demiyorum, bir ölçüsü bu. O bakımdan atıf çok önemli. Tabii atıf meselesinde uluslararası işbirliğinin de bir etkisi var. Yani sizin işte 3-5 yazarlı eseriniz var. Birisi Avrupa'dan, birisi Amerika'dan, siz Türkiye'den katılıyorsunuz, başka Japonya'dan vesaire şeyleriniz var. Çin'den eş yazarlarla beraber çalışılmış, yapılmış. Bunların, bu tür makalelerin aldığı atıfların grafiğini görüyoruz burada. Biz şuradayız. Yani yatay eksen uluslararası işbirliği, kurumlar arasındaki uluslararası işbirliğini bir ölçü, bir nümerik değere dönüştürmüş. Ardından normalize edilmiş atıf etkisini yayınlamış. Yani ve bu şeyin büyüklüğü de, bu yuvarlakların büyüklüğü de maksimum output, burada gösterilen sayı, median output'u göstermiş, minimum output'u göstermiş. Peki, yani biz işbirliğinde çok iyi değiliz. İşbirliğinde iyi olmayanlar şu sol alt çeyrekte, iyi olanlar sağ üst çeyrekte. Tabii burada şu da var arkadaşlar, yani dil bilme meselesinin önemi de var. Yani dil öğretme, İngilizce öğrenme ve öğretebilme konusundaki başarının da burada etkisinin olduğunu görüyorum. Yani Kore kötü mü? Japonya kötü mü? Ya Rusya, Brezilya, bunlar, Meksika kötü mü? Ama bunların ortak yanları, dikkat ederseniz, bu kültürlerde dil öğreniminin görece Avrupa ülkelerindeki o homojen yapıya nazaran daha alt düzeyde kalması. Bizim yayın sayısını da işbirliğini de artırmamız lazım. Ama burada bir parantez, işbirliğini artırabilmek için oralara katılmak, oradaki etkinliklere katılmak vesaire gerekiyor. Bunlar ciddi finansal destek gerektiren işler. Bu bakımdan fon sağlayan kuruluşların da TÜBİTAK gibi günümüzün koşullarını dikkate alarak buralardaki kaynakların miktarlarını yükseltmesi gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'nin durumu böyle. Peki Amerika Birleşik Devletleri niye böyle? Amerika Birleşik Devletleri, yani her şeyde bir numara dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar, uluslararası işbirliği endeksinde sol tarafta kalıyor ama atıf etkisinde epeyce iyi bir yerde. Uluslararası işbirliği etkisinde neden sol tarafta kalıyor? Çünkü birçok insan, her milletten insan Amerika Birleşik Devletleri'ne göçüyor ve orada işbirliklerini kendi içinde yapıyor. Yani bizim 2002-2003'te Ohio State Üniversitesi'ndeki projemizde Türkler, İranlılar, Venezuelalı, Çinli, İtalyan, Amerikalı, şimdi hepimiz orada buluşmuşsak hepimiz şu yuvarlağın içindeydik o zaman. Anlatabildim mi? Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu göçmen, profesyonel göçmen politikası burada bu ülkeyi sol tarafta ama hala yukarıda olmasına sebep oluyor bu ülkenin. Peki, işbirliği çok önemli arkadaşlar. Uluslararası işbirliği çok önemli. Bu konuya birkaç defa daha dönerek dokunacağız. Yurt dışına giden gelen insanların, başka ülkelerdeki araştırma gruplarına katılan, oradaki deneyimleri alan insanların kendi araştırma performanslarına katkıları elbette çok pozitif. Bunu açıklık diye göstermiş. Yani gidip gelebilme sol taraftaki düşey ekseninde etki olarak göstermiş. Yani gidip gelen insanlarla bu açıklığı birbirine göre çizmiş. Bir kere bizim buradaki durumumuz da şurada görülüyor. Yani bizden bahsetmeyelim isterseniz ama bize benzeyen ülkeler var. Ekonomik bakımdan, kültürel bakımdan bazı açılardan bize benzeyen ülkeler var. Bunların iyileştirmesi gerekli kendisini. Çin yukarıya doğru çıkıyor, onu biliyoruz. Açıklık meselesinde onların da problemleri var. Ama sağ tarafa bakıyoruz. Bakın Avrupa, Amerika, Avrupa ülkeleri özellikle, bunların aralarında bu Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu o sınırların ortadan kalkması, Schengen vizeleri vesaire, hani hareketliliğin kolaylaşması halinde tabiatıyla onlar kendi pozisyonlarını daha yukarıya çekiyorlar. Bir de tabii Euro'nun değerine bakıldığı zaman onların Amerika Birleşik Devletleri'ne, Japonya'ya vesaire gidiş gelişleri de birçok bazı ülkeye nazaran bizi de içermek kaydıyla daha kolay. Öyle olduğu zaman pozisyonlarını daha iyi yapabiliyorlar. Bakın Singapur makalelerin %37'sinin uluslararası eş yazarlı biçimde üretildiğini, Güney Kore'nin makalelerin %15'inin uluslararası eş yazarlı biçimde üretildiğini gösteriyor. Bu konuya da değineceğiz arkadaşlar yine. Yani bunlar bizim pozisyon bakımından kendimizi iyileştirmemiz gereken noktalar. Buralara çok ciddi biçimde düşünerek yaklaşmak gerekiyor. İki kaynaktan bahsedeceğim dedim. Bir tanesi
Profesör Ufuk Akçiğit ve Doktor Elif Özcan Tok hocalarımızın hazırladığı Türkiye Bilim Raporu. Bu raporu internette bulabilirsiniz. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından basılmış Türkiye Bilim Raporu. Öncelikle hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onların bu çalışmasından bazı resimleri göstereceğim ama sizlere bu eseri bulup okumanızı kuvvetle tavsiye ederim. Çünkü çok çarpıcı bilgiler var. Ortak yazarlı çalışmalara döneceğiz dedik. Bakın şu gri bölgeler bizim devlet ve vakıf üniversitelerindeki ortak yazarlar. Yani %82,8 solda, %74,4 sağda. Biz kendi aramızda yayınlar yapıyoruz işte. Eş yazarlarımız da genelde Türk yazarlar, Türkiye'den yazarlar oluyor. Eş yazarlarımız yurt dışındansa bunlarda da baskın olarak Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerini görüyoruz. Burada da şurada da gördüğünüz üzere. Yani bu gri bölgenin küçülmesi lazım arkadaşlar. Bu gri bölgelerin küçülmesi, daha çok uluslararası işbirliği yapmak, daha çok gidip gelmek, öğrencilerimizin, hocalarımızın daha çok uluslararası işlerin içerisinde olmasını sağlamamız lazım. Yine aynı mesajı veriyorum. Bunlar parayla oluyor, kaynakla oluyor. Bu yüzden üniversitelerimizin YÖK'ün, TÜBİTAK'ın kaynak sağlama konusunda biraz daha derken onu da tırnak içinde vurgulayarak, kalın yaparak söylüyorum. Kaynak miktarlarını artırmaları gerekiyor. Araştırma geliştirme işi sadece üniversitelerde olmuyor arkadaşlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 5746 sayılı kanun kapsamında desteklediği kurumlar var. ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün bir raporundan bir sayfa gösteriyorum. Ben bunu 8 Ekim 2021'de almışım. ARGE merkezlerimizde 1255 ARGE merkezimiz bu tarih itibariyle akredite edilmiş. Toplam personel sayısı 68 binin üstünde. Lisans mezunu personel sayısı 40 binin üstünde. Yüksek lisans 12 bin. Doktora üstü 1159. Bu sayılar az arkadaşlar. Bunların çok yüksek olması lazım. Yani bizim bu demin gösterdiğimiz resimlerde sol alt çeyrekten sağ üst çeyreğe geçebilmemiz için özellikle şu doktora ile ilgili olan şu sayıların çok yukarıda olması lazım. İlerleyen slaytlarda bir tane daha resim göstereceğim bu konuyla ilgili. Patent sayısı, tescil ve başvurular verilmiş burada. Bu sayıların da artması gerektiği kanaatindeyim. Yani bakanlığımız bu konuda ben de zaman zaman değerlendirici olarak, izleyici olarak görev alıyorum. Gerçekten çok ciddi imkanlar sağlıyor firmalara. Bunların çok etkili biçimde değerlendirilmesi lazım. Sektörel dağılıma bakıyoruz. Bakın arkadaşlar bizim Türkiye'deki işlerimizin nerelerde yoğunlaştığını gösteren çarpıcı bir resim olsun. Makine ve teçhizat imalatı 174 Ar-Ge merkezi, otomotiv yan sanayi 130 Ar-Ge merkezi, yazılım 115, bilgisayar iletişim teknolojileri 84. Aşağısını okumuyorum. Burayı siz incelersiniz. Ama şunu unutmayın. Age of Tech diye bir statistikanın yayınladığı bir resim vardı. Bu benim başka derslerimde de kullandığım bir resim. Bakın 2006 yılında enerji şirketleri en büyük şirketlerken, enerji şirketleri dünyanın en büyük varlığı olan şirketlerken 2016'ya geldiğimizde artık onlar düştü aşağıya, yukarıya yazılımcılar geldi arkadaşlar. Bu değişimi mutlaka görmek lazım. Bunu ülkemizde Ar-Ge işine yön veren, Ar-Ge'ye kaynak sağlayan herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum. Görüyorlardır mutlaka ama bir kez de ben söylemiş olayım. Ve insan kaynağından bahsetmek lazım. Bu sayfa onunla ilgili. Solda öğrencilerin problem çözme yetenekleriyle ilgili bir şey var, çizim var. Bu arada çizimin sol tarafı 375 puandan başlıyor. Sıfır değil yani. Hani bu görselliği çarpıcı hale getirmek için böyle yapılmış ama burada yukarıya çıkmamız lazım arkadaşlar. Yani bu resimlerde yukarıya çıkmamız lazım. Kız çocuklarla erkek çocuklarının karşılaştırılmasına bakıldığında kızların erkeklerden biraz daha başarılı olduğu görünüyor burada. Yani bu da çarpıcı bir veri. Bizim bulunduğumuz pozisyon çok iç açıcı değil her iki resimde de, ancak buralarda yukarıya çıkmamız gerekli. Bunun için de öğretmenlerimize ve öğretmen yetiştiren kurumlarımıza yatırım yapmamız gerekli. Bu çok önemli. PISA 2018, Çin'in 4 şehri dikkate alınıyor. Singapur'un iyi insan kaynağını iyi yetiştirdiğini zaten biliyordum ben. Burada da bunun bir başka örneğini görmüş oluyorum. Estonya, Japonya, Güney Kore diye
Gidiyor arkadaşlar. Yani çocuklarımıza ta okul öncesinden başlayarak, bizim Selçuk Şirin Hoca hep söyler bunu. Okul öncesinden başlayarak çok ciddi biçimde yatırım yapmak lazım ki bu çocuklar 20 sene sonra, 25 sene sonra doktoralarını yaparken çok ciddi dünyayı değiştiren patentlere imza atabilsinler. Bu çok uzun vadeli ve çok iyi planlanması gereken bir konu arkadaşlar. Yani burada biz görünmüyoruz tahmin ediyorum. Türk bayrağını göremedim ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de şuralarda olduğunu, aşağılarda olduğuna dikkatinizi çekerim. Yani bu çok önemli bir husus. Öğrencilerimizin okul öncesinden başlayarak başarılı olmasını sağlama meselesi bu üzerinde ciddiyetle düşünülerek kurgulanması gereken bir konu. Biz bugün niye bu kötü resmin içerisindeyiz diye düşünen araştırmacılar olabilir. Arkadaşlar bu ta aşağıdan gelen bir konu. Yani bu böyle. Ne yazık ki bu 25 yıllık, 30 yıllık bir plan yapacaksınız. Bir jenerasyon yetiştireceksiniz. Onlar ibreyi yukarıya çevirecek. Bu böyle. PISA 2018 testinde de gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin birinde pozisyonu şurada. Bu salt matematik. Matematikle kötüyüz arkadaşlar. Yani matematik öğretme konusunda başarılı değiliz. Yani bunu iyileştirmek lazım. Matematiğin olmadığı yerde John Nash ne diyor? John Nash, Princeton Üniversitesi'nden John Nash, matematiğin olmadığı yerde adalet yoktur diyor ya. 2010 matematik ve fen, burası da Türkiye, şuralarda. Ya arkadaşlar ben aşağıdakilere bakmıyorum, bizim yukarıda olmamız lazım. Çok yukarılarda olmamız lazım. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama geldiğimiz nokta şu anda burası. Yani bunu iyileştirmemiz gerekiyor. Peki, söylemiştim. Bizim çok doktora mezunu insan yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bu sayılarda yukarıya çıkalım diye değil tabiatıyla. Yani bunun doğal neticesi olmalı, hedef olmamalı. Yani böyle yaparsanız ne olur? İşte birazdan göstereceğim. Başka konular da var. Buralarda bir takım başka yollara sapmalar olabiliyor. Ama 4516, 2000 kaç sayı yılı bu? 2014 yılı itibariyle 4516 doktora mezunu. Az arkadaşlar, bunların çoğalması lazım. Yani rekabet bu alanlarda bu verilere bakarak bir takım tedbirleri almayı ve uygulamaya geçirmeyi gerektiriyor. Yani yapıyoruz arkadaşlar. Yani biz işte bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri 310 bin, bize benzeyen ülkeler Almanya, İngiltere nüfus bakımından, Fransa, İtalya bunlara bakıyor. Biz de buradayız 19.753. 2010 yılından itibaren artış yüzdelerine bakılmış. Yani biz yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz ama işte yaptığınız yayını çok iyi dergilerde, çok iyi atıflar alan yayınlar olması lazım. Bu konuda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Çin Halk Cumhuriyeti de öyle. Onlar da yayın yapıyorlar. Hindistan, birazdan göreceksiniz, çok çarpıcı veriler var. Yani bu büyüklüklere aldanmayın. Anlatabildim mi? Yani yayın yapıyoruz ama ne için? İşte doktorayı bitirebilmek için. Ne için? Q4 dergisinde. Ne için? Terfi edebilmek için. Bu değil, hedef bu olmamalı. Yani yayın yapmanın hedefi bu olmamalı. Peki, yani coğrafi bölgelere göre de şey yapılmış bunlar, şekil verilmiş. Yani dünyada bu işin başını çeken bir takım yerler olduğunu burada görebiliyoruz. Renklendirmenin referansı da şurada gösterilmiş arkadaşlar, bölgesel olarak. Peki. Yine döndük Ufuk Akçiğit ve Elif Özcan Tok Hoca'nın raporundan. Bir resme 1.000 kişi başına düşen bilimsel yayın sayısının logaritması yatay eksen, 1.000 kişi başına düşen patent sayısının logaritması da düşey eksen. Yani buraya baktığımızda bizim bir kere yukarıya çıkmamız gerektiği çok aşikar biçimde görünüyor. Rekabet etmek istediğimiz ülkeler hep yukarılarda, sağda. Sağda ve üstte. Yani bazı ülkeler hem patentte hem yayında epeyce iyi performans gösteriyorlar. Bizim de onları yakalayabilmek için politikaları kurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Politikaları kurgulamamız gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesini geçenlerde YÖK yaptı. Bu tez yazan, makale yazan danışmanlık şirketleriyle ilgili bir şey yapıldı. Benim Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bu dersine kayıtları yapmaya başladığımda serbest olan bir şey. Bu zaman zarfında onlara karşı bir şey yapıldı, bir hareket alındı. Yani bunların ciddileşmesi lazım. Peki. Kamunun yüksek öğretim harcaması. Arkadaşlar para harcıyoruz. Para harcıyoruz. Daha da harcamalıyız. Doğru. 2017 yılı itibariyle bu rapor 2020 yılında hazırlanmış bir rapor. 2017 itibariyle ülkemiz
yüksek öğretime para harcıyor, kaynak ayırıyor. Bu kaynağı nasıl ayırdığını, nerelere ayırdığını birazdan onlarla ilgili de konuşacağız. Yani biz parayı harcıyoruz ama netice üretemiyoruz gibi bir netice çıkıyor bu resme bakıldığında. Yani devlet elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani aşağıya bakarsanız Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde kaçını yüksek öğretim harcamalarına ayırdığını aşağıda Belçika, Kanada, Hollanda biraz önce bizden hep iyi performans gösterdiğini söylediğimiz ülkeler para harcamaya gelince bizden daha gerilerde. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Yani bizim burada bu demek ki verimlilik sorununa işaret ediyor. Peki, kamunun yüksek öğretim harcaması gayri safi yurt içi hasılanın yüzdesi, 1.000 kişi başına düşen yayın sayısı, kamunun yüksek öğretim harcaması. Buraya bakıyoruz arkadaşlar, harcanan para amacına ulaşmıyor. Buradan onu görüyoruz. Yani burada ciddi bir verimsizlik var. Yani bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Evet, burası toplam yüksek öğretim harcaması. Yine 1.000 kişi başına düşen yayın sayısı var burada. Yani burada da istediğimiz yerde değiliz. Yani bunların hepsi bir verimliliğe işaret ediyor. Bakın akademiye yeni girenler ortalama yayın kalitesine bakıldığında yine Akçiğit ve Özcan Tokucalarımızın eserinden 2001 yılından sonra anlaşılmaz bir düşüş görünüyor. Yani ben doktora yapmaya geliyorum. Evet, doktora da mezun olmak için etki faktörü çok düşük dergilerde yayın yapıyorum. Hiç atıf almıyor. Ve ben mezun oluyorum gibi eserlerle yola çıkıyoruz. Bu ciddi bir tehdit arkadaşlar. Yani buna öğretim üyelerimizin de izin vermemesi gerekir. Yani doktora öğrencilerinin, akademiye yeni giren kişilerin, yeni mezunların, kariyerin ilk yılında yayın yapan insanların yayın kalitesinin bu şekilde gidiyor olması, 2015'e kadar böyle gitmiş. Devamını inşallah hocalarımız hazırlarlar, onları da görürüz ama bu insanda şeye neden oluyor arkadaşlar. Yani bu bir tedbir alınması gerekir hissine neden oluyor. Yayın kalitesi düşüyor, ortalama yayın kalitesi düşmemesi gerektiği halde. Bilimsel yayınların kurum bazında dağılımlarına bakıyoruz arkadaşlar. Devlet üniversiteleri bunun %77,9'unu, özel üniversiteler %12,8'ini, işte gerisini de hastaneler, kamu sektörü ve diğer dediğimiz kurumlar oluşturuyor. Birinci sırada Hacettepe Üniversitesi, ikinci sırada İstanbul Üniversitesi, 3 ODTÜ, 4 Ankara, 5 İTÜ diye gidiyor arkadaşlar. Özel üniversitede Bilkent, Başkent, Koç, Sabancı, Yeditepe diye gidiyor. Bunlar ülkemizin iyi üniversiteleri, üretken üniversiteleri. Ben bu üniversitelerimizin hocalarını hepsiyle beraber tabii ama bunları 2 kere tebrik ediyorum. 1.000 kişi başına, 1.000.000 kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı Türkiye performansını iyileştiriyor. Şu kırmızı olan Türkiye, bakın şurası Türkiye, performansını iyileştiriyor. Evet, devlet para da harcıyor. Evet, ama yayın kalitesi düşüyor. Şimdi arkadaşlar, yayın kalitesinin yükselmesi lazım. Yani parayı alıyorsunuz, kalitesiz şey yapıyorsunuz. Bu nedir? Bu olmaz. Bir de Çin'in gidişine bakın. Çin'e bakın. Çin epeyce hızlı bir şekilde pozisyonunu herkes yükseltiyor ama Çin bazılarından çok daha hızlı biçimde yükseltmiş 1985'ten bu yana. Bu gelişmeleri de görmek lazım. Bu da önemli bir resim. Burası aslında bu verimsizlikle ilgili en azından geçici, ümit ediyorum, geçici dönem verimsizliğiyle ilgili durumu açıklayan bir resim. Türkiye'de 1933'te kurulmuş üniversite. 46, 56, 67, 73, 75. Yani şunlar eski üniversitelerimiz bizim. Ardından bir dönem şöyle bir geçiş zamanı olmuş. Bunlar işte 80 darbesinden sonraki zamanlar şuralar. 87, şurası Bilkent olabilir. 87, öyle tahmin ediyorum. Sonra 92 yılında bir miktar üniversite kurulmuş. Bu bir miktar üniversite kurulmuş. Evet, 93'te. Sonra bir ara burada bir üniversiteler kurulmuş. Vakıf üniversiteleri çoğunluğu şu arada 95 sonrasında kurulan üniversiteler. 2005 sonrasında müthiş sayıda üniversite kurmuşuz arkadaşlar. Müthiş sayıda üniversite kurmak ne demek? Sizin bir kere bu üniversitelerde istihdam edilecek öğretim üyesi bulmanız demek. Burada kaliteyi sürdürecek dekanlar bulmanız demek. Buralarda hizmet edecek araştırma görevlileri bulmanız demek. Hepsinin İngilizce bilmesi,
hepsinin yayın yapması, yurt dışı görmüş olması, ne bileyim yani önemli ödüller almış olması vesaire gereken bilim insanlarını tedarik etmek gerek. Bakın burada o tedarik zincirinin, bu insan kaynağı probleminin bir problem olduğu bir dönem yaşanmış. Yani bu kadar çok üniversite açmışız biz. Fakat bu kadar çok üniversiteyi besleyecek bilimsel niteliğe sahip insanlar bulabilmiş miyiz? Sorusunun cevabını önceki slaytlarda gösterdim. Kalite verileri, bir takım göstergeler bizim sol alt çeyrekte yer almamıza sebep oluyor. Parasını harcıyor olmamıza rağmen. Yani kaynak ayırıyoruz ama istediğimiz derecede verimli olamıyoruz. Bu çok çarpıcı bir resim. Hocalarımıza teşekkür ediyorum bu resmi bu kadar net gösterdiği için. Kaç öğretim üyesiyle kurulmuş sorusunun cevabı da bu kutucukların içerisine yazılmış. Yani çok az öğretim üyesiyle kurulmuş, 4 öğretim üyesiyle, 5 öğretim üyesiyle kurulmuş üniversiteler var. Onlar da bunlara da dikkat çekmek gerekli. Bazılarının için boş olduğunu söylemiş. Bunlar raporlanmadığı için boş bırakılmış. Peki. Arkadaşlar bir ödev veriyorum. Bu konuşmayı dinleyen herkese uzunca bir yazı sabırla okuyun. Ben 3-4 defa okudum bu yazıyı. Profesör Kemal Gözler hocamız bir anayasa hukukçusu. Bir yazı yazmış. Bağlantısı şurada. Ben bunu tavsiye ediyorum size. Yani Türkiye'de son 50-60 yılda akademiye nereden gelmiş, ne noktaya doğru ulaşmış bunları anlatan çok güzel bir yazı. Bu ödevi vermiş olayım herkese. Yayın yapan araştırmacıların oranı 3 yıllık hareketli ortalama burası. Tabii şimdi bakın son yıllarda çok sayıda üniversiteler kurulunca şuranın dikelmesi, tekrar yukarıya doğru başını çevirmesi biraz zorlaştı. Çünkü siz buralarda birçok öğretim üyesi bulmak zorunda kaldınız. Belki de uluslararası anlamda sürdürmeniz gereken kalite ölçütlerinden, kalite beklentilerinden feragat ederek bu üniversitelerin bir kısmında bazı atamalar yaptınız. Şimdi bu oranın yukarıya dönüşebilmesi için gerçekten hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bu kolay değil. Devletteki ve vakıftaki durumun bu şekilde devam etmesi. Evet, yani işte demin gösterdim ya bir grup öyle vakıf üniversitesi kurulmuş diye şu kırmızı birkaç dakika önce gösterdiğim o kırmızı o vakıf üniversiteleri kurulunca tabii onlar laboratuvarlarını kurup personel istihdam edip yüksek lisans doktora programlarını kurup öğrenci alıp onlara yayın yaptırana kadar bu eğriler böyle aşağı doğru dönüyor. Burası da belki ileride yakın zamanda aşağı doğru döndü dönecek ama yukarıya doğru dönmesi için gerçekten bütün paydaşların rolünü çok iyi oynaması gerekli arkadaşlar. Biz bilimde dünyanın gerisinde kalamayız. Bunu yapamayız. Yani bu konuyu ciddi biçimde çalışmak zorundayız. Kaliteye göre düzeltilmiş akademik verimlilikte Koç Bilkent Sabancı'yı tebrik ediyorum. Ben bu üniversitelerimiz gerçekten iyi öğretim üyeleri istihdam etmişler. Performans ve kalite meselesini çok ciddiye almışlar. Türkiye'ye de örnek olmuşlar diye düşünüyorum. İyi devlet üniversitelerimiz de var burada. Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi bunları da tebrik etmek gerekir arkadaşlar. Çünkü ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi bunlar uzun yıllardır Türkiye'de hocalarımızın hocalarını yetiştiren kurumlar. İstanbul Teknik Üniversitesi hakeza öyle. Bu kurumlarımızın değerinin yükselmesi için, uluslararası değerinin artması için her türlü kaynağı kullanmalı. Hepsine kullanmalıyız ama burası bunlar en sivrilen noktalar. Buralarda daha cömert olmak gerekli. Yayın yapma oranı ve akademik verimlilik tüm üniversiteler için bakıyoruz buraya. İşte Koç Sabancı Bilkent az önceki slaytla ilişkili olarak epey yukarıdalar. Tabii ben şu yukarıdaki üniversitelerden bahsetmeyeceğim. Şu aşağıda görünen sarı noktalar, kırmızı noktalar ve gri nokta bunların hepsini sağ yukarıya doğru öteleyebilecek politikaları nasıl geliştirebiliriz? Bunların konuşulması gerekli arkadaşlar. Bizim yüksek öğretim sistemimizin bunlara çözümler bulması, bunlara politikalar üretmesi gerekli. Gri olanlar devlet üniversiteleriymiş, kırmızılar vakıf üniversitesi, 2006 sonrası kurulanlar da sarı ile işaretlenmiş. Yani şu nokta bulutunu sağ yukarıya doğru iteleyebilecek politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar gerçekten iyi üniversitelerimiz. Yani bunlar burada mezun olan öğrencilerimizin
iyi şeyler yapma potansiyelinin çok yüksek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Araştırmacı ve öğrenci sayısı 1984'ü bir kabul edersek, araştırmacı sayısı evet kırmızı, öğrenci sayısının artışı daha fazla. Yani bunların birbirlerine çok yakın gitmesi gerekir arkadaşlar. Öğrenci sayısı arttıkça kayıt dönemlerinde vesaire öğretim üyelerinin bunalması çok daha artmış oluyor. Öğrenci sayısıyla bunu beraber götürmek lazım. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Araştırmacı başına düşen yayın sayısı evet 2003'ten sonra işte bunun biraz daha aşağıya gitmesini bekliyorum ben son yıllarda kurulan çok sayıda kurulan üniversitelerden dolayı. Çünkü onlar bu üniversitelerimizde yeni üniversitelerimizde bu grafiğe katkı sağlama noktasına gelene kadar ifadenin paydasındaki sayı büyüdü. Payındaki sayının büyümesine daha birkaç sene var, 3-5 sene var. O yüzden bu grafiğin bir süre aşağı doğru gitmesini normal karşılamak lazım ama yeni kurulan üniversitelere de iyi yatırım yapılmalı. Öğretim üyeleri alımlarında üretkenliğe çok dikkat edilmeli. İki slayt önce gösterdim. Koç Sabancı Bilkent gibi yani bu üniversitelerden usul erkan öğrenilmesinde bence büyük fayda var. Araştırmacıların yaşam döngüsü. Evet, araştırma görevlisi oluyorsunuz. Bir 10-11 sene kadar işte araştırma görevliliği, öğretim görevliliği ya da yardımcı doçentlik, yeni adıyla doktor öğretim üyeliği süreci yaşıyorsunuz. Ardından doçent oluyorsunuz. Doçentlik bir süre sonra böyle bir sizin belinizi büküyor. Hayat koşulları, çocuklar küçük, bir takım sorumluluklar vesaire. Sonra profesörlük. Profesörlük tamam, çocuklar büyümeye devam ediyor burada ama artık daha rahatlamış olmanız gerekli. Yayın sayısının artması lazım. Ortalama yayın sayısı arkadaşlar bu arada eksenin sol tarafındaki gördüğünüz tüm sayılar birin altında. 0,4 ile 0,8 arasında yani verimlilik düşüyor. Biraz daha böyle artık maaşımı alayım, keyfime bakayım dönemleri 27. 28. 29. yıllarda bu kabul edilebilir değil arkadaşlar. Bu yani böyle bir şey olmaz. Ben şahsen bunu reddediyorum ya. Bu hiçbir şekilde olmaz. Yani siz bu grafiğin şurada nasıl yükselttiyseniz burada da böyle devam etmek zorundasınız. Bu olmaz yani. Bu demek ki öğretim üyesi seçimi aşamasında özenli davranılmamış. Bir, terfi aşamalarında özenli davranılmamış. İki, yani bir de performans takibi, performans izlemesi gibi konularda da başarılı olunmamış. Yani bir profesör hayatı boyunca profesör olmalı mıdır? Yani bunlar hep sorulan sorular. Ben de burada bunu sormak istiyorum. Yani bu verimsizliği, şimdi devlet para harcıyor ortaya ürün çıkmıyor, netice çıkmıyor. Ne yapacağız bunu? Doktora öğrencileri kalitesiz yayınlar yaparak mezun olmaya çalışıyorlar. Yani minimum efort, minimum çaba, maksimum artık neyse yani bu olmaz arkadaşlar. Biz sol alt çeyrekten sağ üst çeyreğe geçmek zorundayız. Bu böyle giderse olmaz. Ben kendim şahsen ne yapmışımı da bir sonraki slaytta gösterdim. Araştırma görevliliğim ve yardımcı doçentliğim döneminde 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 diye gidiyor. 2003'te yardımcı doçent olmuşum. Şu arada asistan ve Amerika'daki yıllarım son şu 3 senesi. Sonra ertesi sene doçent olmuşum 2004'te, 2009'da profesör. Sonrasında da profesör işte. Yani akademik hayatımın 2003'te başladığını düşünecek olursak hocalık döneminin yani araştırma görevliği derseniz 96'dan saymamız gerekir. Yani 96'dan sayarsak 25. yılındayım. Şuradayım yani. 25. yılındayım akademik hayatım. Yani bu tabloda burası işte. Şurada da atıfları gösteriyorum. H indeksim 29'muş falan. Atıflarım da 3500 falan filanmış. Yani. Arkadaşlar yani bu terfileri aldıkça insanın motivasyonu, şevki artması gerekir. Bunlar insanları terfi aldıkça tembelliğe itmemeli, terfi aldıkça daha çok öğrenci yetiştirmeli. Yani ben çok öğrenci yetiştirmiş, başarılı öğrenci yetiştirmiş, hele bir de öğrencisi hoca olmuş hocalara çok büyük takdirle bakıyorum. Ben de öyle birisi olmak istiyorum. Yoksa bu sayılar çok büyük şeyler ifade etmiyor ama yani şu eğri ediyor benim açımdan. Bu eğri ediyor. Bu eğrinin şurasında şuradaymışım. Burasında buradaymışım. Tam yerine yerleştirdiğim için biraz da erken gitmişim yani akranlarımdan. Buradan da bunu görüyorum. Neyse. Kendimden fazla bahsetmiş olmayayım ama yurt dışı ile işbirliği meselesinden bahsettim. Söyledim bunu.
yurt dışı meselesinin çok önemli olduğunu. Şimdi yurt dışı ilk konferans katılımına uzaklık işte 5 sene var, 4 sene var, 3 sene var, 2 sene var, 1 sene var. Katıldıktan sonra bir de uluslararası işbirliği yapma ihtimali. Bunlar da bir grafik haline getirilmiş. Arkadaşlar konferanslara katılmak çok önemliydi. Hala öyle ama şu anda bu iş çok pahalı hale geldi. Üçüncü kez söylüyorum. TÜBİTAK'a, YÖK'e yani öğretim üyelerimizin, araştırma görevlileri üyelerimizin yurt dışı konferanslarına katılmasını kolaylaştırıcı finansal destekleri artırın lütfen. Yani buna ihtiyaç var. Öteki türlü bizim bu kaliteyi artırma imkanımız çok düşük, çok düşük. Gerçekten kendi aramızda konuşarak bu işi düzeltme ihtimalimiz çok düşük. Değerli hocalarım. Burası medeniyetin bir ölçüsü. Kadın öğretim üyelerinin sayısı ve payı bence kadın araştırmacı sayılarının erkek araştırmacı sayısına çok yakın olması gerekir. Kadın araştırmacı sayısının logaritması şurada. Logaritması log. Peki. Sağ taraf kadın araştırmacı sayısının payı yüzde olarak verilmiş. Yani bir korelasyon var arasında ama burada çok adil olmak gerektiğine inanıyorum. Bu çünkü çok önemli bir husus arkadaşlar. Araştırmacı başına düşen yayın sayısına geldim. Evet, 1993'ten itibaren gösterilmiş Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, işte Arts Humanities Citation Index gibi endeksli dergilerde çıkan yayınlar, bir de diğer dergilerde çıkan yayınlar. Endeksli dergilerde çıkan yayınlar 2005'e kadar yükselmiş. Sonra biz sabit bir seyre girmiş. Ümit ediyorum ki yükselir arkadaşlar. Burası beni tedirgin ediyor. Çünkü burada kalabilir, aşağıda da dönebilir. Burası beni tedirgin ediyor. O bakımdan bu verilerin yeni grafiklerini çok merak ediyorum. Ama sizin bugün bu konuşmayı dinlediyseniz eğer üzerinize düşen bir şey var. Kaliteyi artırmak için ben ne yapabilirim? Çok sıkı çalışabilirsiniz. Bunu unutmayın. Yani burada sizin rolünüz var arkadaşlar. Bunu mutlaka düzeltmek zorundayız. Tabii şu noktayı eşleştirdim bu grafikte. Burası nereye denk geliyor? Biraz şekiller bozuldu ama kusura bakmayın bunun için. Bu noktayı şuraya eşleştirdim. Dediğim gibi bundan sonrasının biraz düz gitmesinin sebebi işte yeni kurduğumuz çok sayıda üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin de sayılara katkıda bulunması biraz zaman alacaktır diye düşünüyorum. O bakımdan yani ümit ederim ki bu böyle sabit gitmez, yukarıya doğru tekrar bükülür ve yüzümüzü ağartır. Fakat bunu görmemiz lazım. Yani bunu görmemiz lazım. Bu hepimize birçok şey söyleyen bir resim. Yayınların normalize etki puanı dağılımı gösterilmiş. Normalize etki puanı, impact factor diye bir şey var arkadaşlar. Etki puanı. Bu impact faktörün bir hesabı var. Son 18 ay içerisinde dergide yayınlanmış makalelerin sayısıyla bu makalelerin aldığı atıfların sayısı arasındaki oran. Atıfları sayıya bölüyorsunuz. Yani işte eski yayınlarla yeni yayınlar bu bakımdan nasıl dağılıyor onu göstermiş. Yani çok değişen bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Çok majör bir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Demek ki yani kaliteyi artırmak için başka bir takım mekanizmaları devreye sokmak gerektiği açık diye düşünüyorum burada. Yani bu bir kültür haline gelmiş diye söylüyor bu resim bana. Burada duruyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını bir sonraki kayıtta yapacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.